Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete İntikili'nin 84. yılında Edremit ilçesinde gerçekleştirilen törenler ile anıldı. Şehit Hamdi Bey Meydanı'ndaki törenlerde ilk olarak kaymakam Ahmet Odabaş, garnizon ve 19. Komando Tugay Komutanı Tu General Mehmet Kurugül, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan tarafından Atatürk anıtına sunuldu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve sirenler çaldı. Çok sayıda vatandaş da araçlarının kornalarını 2 dakika boyunca çalarak saygı duruşunda bulundu. Ardından İstiklal Marşı söylendi. Şehit Hamdi Bey Meydanı'nda düzenlenen ilk programa Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı Garnizon Komutan Vekili İkmal Albay Murat Köprücü, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Askeri Erkan, Daire Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Siyasi Parti Temsilcileri, Dernek ve Oda Başkanları, Muhtarlar, Eğitimciler, Öğrenciler ve Vatandaşlar katıldı. Amma törenleri Şehit Hamdi Bey Meydanı'ndan sonra Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik ile devam etti. Farnur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen anma etkinliği saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı okul müdürü Ayhan Çelik yaptı. İlçe genelinde ilk ve orta dereceli okullarda düzenlenen Türk Gençliği Atatürk'ün izinde, konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri verildi. Şiirler, konuşmalar, Atatürk'ün sevdiği türküler söylendi. Daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanan Atatürk oratoryosu ve zeybek gösterilerinin ardından anma törenleri sona erdi.